müfredat taslağı geri çekilsin. Bu müfredat gerici, dinci, ırkçı, tekçi bir müfredat olması nedeniyle biz bu müfredata karşıyız. Müfredat Türkiye toplumunda var olan farklılıkları gözeten bir yerde oluşturmuş değil. Tekçi bir anlayışa, Türk, İslam, Sünni anlayışına dayalı olarak dayatılan bir müfredattır. Buna göre hazırlanmış bir müfredattır. Ya burada ne yapılıyor? Burada sadeleştirme adı altında esasında müfredatta var olan bilimsel pozitif derslerle ilgili bir daraltma söz konusu. Bunun yerine dini biraz daha yoğunlaştırmış, din derslerine daha bir ağırlık vermektedir. Ayrıca yani buna bir örnek verecek olursak işte integral gibi işte mühendislik biliminde en temel konularından biri sadeleştirme adı altında çıkarılmış vaziyettedir. Geçmişte evrim teorisi çıkarıldı, yerine yaratılış diye işte saçma sapan bir teori konuldu. Dolayısıyla daha çok böyle dini referansları esas alan, buna göre şekillenen bir yapı olması nedeniyle ya da işte var olan hazırlıklar buna dönük olması nedeniyle biz bunu doğru bulmuyoruz. Ayrıca işte tekçi diyoruz. Niye tekçi? Ya bir kere toplumumuzda işte gayrimüslimler var, Aleviler var, farklı etnik kökenliler var. Bunları gözeten bir yerde hazırlanmamış. İşte tek dili esas alıyor. Mesela işte çok dilli işte var olan Türkiye'de en yaygın konuşulan, Türkçeden sonra en yaygın konuşulan dillerden biri Kürtçe. Buna dair en ufak bir şey yok. Alevilere dair en ufak bir şey yok. İşte gayrimüslimlere dair en ufak bir şey yok. Derslerin içeriği daraltma, sadeleştirme dediğim gibi sadece pozitif derslerde, bilimle ilgili derslerde yapılmış. Ve esasında AKP'nin eğitim felsefesini de bildiğimiz için karşıtlığımız biraz oradan gelmektedir. Bu nedenle biz var olan bu gerici, ırkçı, tekçi müfredata karşı mücadele ediyoruz. Bir de şunu ifade etmek lazım. Müfredatın hazırlanma yönteminde de problem var. Yani bu bütün toplumu ilgilendiren bir müfredat. Çocuklarımızı toplumun önemli bir kısmını işte %70-80'ini ilgilendiriyor bu müfredat. Ama müfredat hazırlanırken sadece belli grupların görüşleri alınarak hazırlandı. Şeffaf bir hazırlanma süreci olmadı. Sendikaların görüşleri alınmadı. Çok yaygın öğretmen görüşleri alınmadı. Sadece halihazırda işte müfredat taslak oluşturulduktan sonra bir haftalık bir süre içerisinde öğretmen görüşleri soruldu. Bir hafta içerisinde açık ki bu müfredatın ayrıntılı bir şekilde hazırlanıp görüş oluşturabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla sadece katılım sağlandı görüntüsü verebilmek, görüş aldık görüntüsü verebilmek için böyle bir yönteme başvurdular. Hazırlanış itibariyle antidemokratik, şeffaf değil, içerik itibariyle gerici, ırkçı, tekçi olması nedeniyle biz bu müfredata karşıyız. Esasında müfredat dediğimiz şey toplumun geleceğini şekillendiren bir işte planlamayı içeriyor, aynı zamanda içeriği içeriyor. Dolayısıyla toplumun en geniş kesimlerini tabii ki etkiliyor, kapsıyor. İşte ilk okul öncesinden başlayarak lise, üniversiteye kadar süren bir süreç ve dolayısıyla burada tam da işte bu yapılmak istenen, şekillendirmek, ulaşmak istediği insan tipini, birey tipini yaratmaya dönük bir müfredat. Yani nedir bu birey tipi? Sorgulamayan, sormayan, itiraz etmeyen, şükür eden, kaderine razı olan böyle bir tip. Yani bu hem inancına bağlı olacak hem de sömürüye açık olacak, itiraz etmeyecek, bilime açık olmayacak, her söyleneni doğru kabul edecek, istenen insan tipine uygun bir müfredat. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bu toplumumuz açısından, geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Sadece öğretmenleri ilgilendiren bir mesele değildir. Toplumun bütün kesimini ilgilendirmektedir ve dolayısıyla bu konuda da ortak bir anlayış geliştirmek ve bu mücadeleyi ortaklaştırmak velilerimize, öğrencilerimize ve toplumun diğer kesimlerine düşen bir görevdir.